Bayrampaşa'da 60 senelik olduğu söylenen bu bina tel tel dökülüyor, beton parçaları yayaların üzerine düşüyor. Önlem alınmazsa büyük bir felaket kapıda. Kaç senedir? 1976'dan beri ben burayı 1976'da aldım bu daireyi. Başvuru yapanlar var zannediyorum. Çıkmak istemeyenlerin onların fikri artık. Ben onlar için hiçbir şey söyleyemem. Benim için fark etmez yani kentsel dönüşüme yani olsa o iyi. Benim için iyi yani. Yani benim için mali açıdan yani şey yapmıyor, fark etmiyor. Deprem olduğu zaman binayı kendim şey yaptım hatta. Kontrol ettim alt tarafı. Üst tarafı falan her tarafı fazla bir şey yok, hasar yok. Yok ama gene de teknik açıdan bir şey yapmak lazım, incelemek lazım. 7-8 kuvvetinde bir depreme dayanacağını zannetmiyorum artık onun için. Yani güvenli değilim ama mecbursun güvenmeye. Bina sahipleri arasında bir dayanışma yok. 23 senedir buradayım. Çift bloklu olarak 17 derece oluyor. Çift bloklu olarak. Belediyeye gittim ben. Belediyeye gittim. Yani ilgilenen gençler bir şeyler söylediler. Geleceğim ve ama böyle bir yazıcıya bir işlerine falan olmadılar. Belediyeye gittim. Benim balkondan taşlar düştü. Böyle dedi biz ilgilenmiyoruz. Dışarıda yani siz kendi gücünüzle yaptırın. Tamam oldum. Çıktım geldim kendim yaptırdım. O da uçlarından böyle. Balkonun uçlarından yağmur aldığı için gittim burayı bir ustaz kurdum getirdim yaptırdım. Ama bina yani her bütün Bayrampaşa'nın hepsi öyle. Bak o karşı binayla o karşı binayla hangine gitsen bile hepsi. 50 senelik binalar yani. Yalnız bizim bina değil. Kiracı olsun, ev sahibi olsun. Kentsel dönüşüme razıyız yani.
Bak o zaman çürük olduğunu ben size eve çıkın. Mutfaktan ben çürük olduğunu balkondan o ara boşluk var göstereyim. Çıkabilir misiniz? Ya hepsi çürük yavrum, hepsi çürük. Haklı yemler sana aklama yapacak bir şey yok. Canını düşünmeyen adam öyledir. Yani o da haklı. Çünkü yapacak bir durum yok, dışarıda kalacak. O da haklı, kiracı da haklı. Ama canını düşünmedikten sonra ne yapayım ben de? Olur yani. Maddi durum yok, dışarı çıksa dışarıda kalacak, nereye gidecek? Aldığı şey belli yani, yaşantı belli.